şehirleşme ile birlikte başka toplumlarla entegre olma zorunda kalmışız. Bu da belki zaman zaman bazı konularda gerekliydi. Ama özellikle inanç konusunda, inancımızı yaşama konusunda çok büyük sıkıntılarla da karşı karşıya kalmış bir toplumuz. Yani aleviliğimizi inkar etme noktasında kalmışız. Tabii bu süreç bize birçok bedellerle ödetmiş. Eski ecdatlarımız o kırsal kesimde yaşarken birçok değerini de gizlemek, kapalı kapılar arkasında yapmak zorunda kalmış. Ama günümüz dünyasında, özellikle 21. yüzyılda hiçbir şeyin gizli kalmadığı, teknolojinin, iletişim araçlarının had safhada olduğu bir dönemde 80 milyonluk bir ülkenin 20-25 milyonunu oluşturan bir toplumun artık gizli, kapalı kapılar arkasında kalma şansı yoktur, kalmaması da gerekiyor. Özellikle 1990'lardan sonra şehirlerde Alevilerin örgütlenme süreci, cemevlerimizin ortaya çıkması, bizim varlığımızı sadece kendi ülkemizde değil, dünyada tanıtmaya ve dünyada ortaya koymaya vesile olmuştur. 2004 ve 2005'lerden sonra Alevi toplumu bir olgunlaşma sürecine girdi. İşte bu olgunlaşma süreci içerisinde eksiklerimizi, fazlalıklarımızı görmeye başladık. Bu süreç bizim varlığımızın sadece binaların yapılmasından değil, aynı zamanda kendi özümüze dönüp, kendi özümüzdeki değerleri yaşatmakla varlığımız mümkün olacaktı. Bunlardan bir tanesi de her toplumun yaratılış gereğiyle öyledir. Kendi diliyle, anladığı dille ibadet yapması yaratılışın bir emridir. Yani Allah'ın bir emridir. Dolayısıyla bizim de kendi dilimizle, kendi anladığımız şekilde ibadet yapmamız kadar doğal bir şey kuramız. Biz bunu her türlü baskıya rağmen, her türlü zulüm altında kalmamıza rağmen asırlar boyunca kendi yönelerimizde yaşatmışız. Bizim kimseye benzeme gibi veya da kimsenin başka birilerinin inancını ve ritüelini eleştirmek gibi bir lüksümüz olamaz. Biz kendimiz de varız. Biz Hak Muhammed Ali diyen, Ehl-i Beyt sevgisini gönlünden taşıyan, 12 imamdan başka imam tanımayan bir inanç mensuplarıyız. Özellikle 3 federasyonumuzun 2 yıldır İstanbul genelinde 26 toplantı yaparak ki İstanbul'da bulunan bütün cemevlerimizin başkanları, dedeleri, inanç önderleri bu toplantıya iştirak etmiştir. 26 toplantı sonucunda cenaze erkanımızın ele alınması, bu konuda bir düzenleme yapılması zaruriyet arz etmiştir. Bunun doğrultusunda bir komisyon oluşturularak yaklaşık 1,5 yıldır bir çalışma yapıldı. Çok detaylı incelendi. Çok farklı düşünceleri, çok farklı görüşlerin alındığı bir çalışmanın sonucunda ortaya bir kitapçık biçiminde bir şey çıkardık. Yerimizde kurbanlarımız sığlanır. Cem evlerimizde lokmalarımız verilir. Cem evlerimizde semahlar görülür. Ama daha da önemlisi cem evlerimizde cenaze erkanları yürütülür. Hakka yürüyen canlarımızın cenaze erkanı yürütülür. Birileri bize diyor ki camiye gelin diyorlar. Yani bunu diyen insan çok cahil belki.
önde bir profesörlük ünvanı lakabı almış ama profesör falan değil bu bence. Toplumun bir şekilde korkudan sindirilerek sağa sola dağlara veyahut da görünmeyen yerlere gidip gizli gizli ibadetlerini yaptılar. Ama artık bugün o gün değil. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Ahim kararları var elimizde arkadaşlar. En büyük şansımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar. Bu Türkiye'de uygulanan kararların da üstünde bir karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, eğer diyor, Diyanet'ten camilere diyor, özel bütçe ödenek tahsis ediliyorsa, cem evlerine de bunun yapılması lazım. Zorunlu din derslerinin kaldırılması lazım diyor. Genel bütçeden pay ayrılması ve cem evlerinin ibadethane statüsünün verilmesi lazım diyor. Dil ve vicdan özgürlüğüne atıfta bunlara, bu yalnız Aleviler için değil, dünyadaki tüm insanlar için, tüm hakkını alamayan insanlar için geçerli emsal bir karar bu. 1,5 yıllık süre altında komisyonumuzda yer alan dedelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zeynel Şahan dede, Celal Fırat dede, Binali Doğan, Hıdır Doğan, Ethem Uğurlu, Ali Yolaçan, Yüksel Alptekin ve zaman zaman komisyonda olmalarına rağmen belli sebeplerden dolayı gelememelerine ara ara toplantılarımıza katılan dedelerimiz de var. Sari kainat, alemlere rahmet, verelim Muhammed Mustafa ve Ehl-i Beytine selamı. Allah Allah. Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti Muhammed Mustafa'ya, Ali Mürteza'ya ve onların evlatlarına olsun. Şu fani mülküne ibret ile nazar kıl ey can. Elif annemizden razı mısınız? Amin. Dünya ve ahiret haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal. Dünya ve ahiret haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal. Dünya ve ahiret haklarınızı bir daha helal ediyor musunuz? Helal. Yüce Allah da sizden razı olsun. Hak kul kuldan razıysa hak kuldan razıdır inşallah. Allah Allah, Allah Allah. İkrar ben dolmuşuz oğul Murtaza'ya, sığındık umudumuzu verme yazaya. Bağışla Hasani Hulk-ı Rıza'ya, Şah-ı Kerbela'nın nuru aşkına. Zeynel Abidin'le yası çekeriz, Muhammed Bakır'la yaşlar dökeriz. Cafer hürmetine boyun bükeriz, bağışla Kazım'ın var aşkına. Şah-ı Horasan'dır oğul Ali Rıza, ta ki naki hürmetine eyleme ceza. Askeri şanına medet kıl bize, bağışla Mehdi'nin sırrı aşkına. Ya İlahi Kerem eyle, hata ve eksiklerimizin sorulacağı o yüce mahşer gününde, yüce rahmetini ve merhametini bizlerden esirgeme. Amin.